Küçük Kaymakçı'da şehit edilen ve kalıntılarına 51 yıl sonra ulaşılan kayıp şehit Hüseyin Ruso için ilk olarak dini merasim düzenlendi. Helal olsun. Allah Teala helalinizi kabul etsin. Ruso Küçük Kaymakçı Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından vuruldu ve anıtının da olduğu yerde defnedildi. Cenaze törenine Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın yanı sıra devlet, askeri erkan ile ailesi katıldı. İlk olarak saygı atışı yapıldı. Daha sonra şehidin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayrağına sarılı tabutu mezarı başında askerlerin omuzlarında getirildi. Şehidin tabutunun üzerinde bulunan bayrak şehidin kardeşine teslim edildi. Defin töreni ardından kardeşi Meryem Ruso gözyaşlarına hakim olamadı ve bugünü 55 yıldır bekliyordum dedi. Ne söylesem üstünde kardeşim. 55 sene bekledim. Gece gündüz. Çok şükür olsun. Allah bana 55 senesini topracılığı gösterdi. Gece kaymaklı boşandı. Hepsimiz gittik Mandiraz'a. Mandiraz'a gittiğimizde ailesini, ailemizi hep bulduk. Hepsini. 7'den 70'e ailemi bulduk. Annem, babam hayattaydı o zaman. Neyse, arkadaşlarını görürdük. Kuşlara gider düşerdi. Hüseyin nerede? Hüseyin yok. Hüseyin nerede? Hüseyin yok. Bu şekilde böyle. O derdi ki Hüseyin Güçü'ye gitti. Ötekine soran, Hüseyin'e soran. Hüseyin yok, Hüseyin nereye gitti? Çetinkaya'da. Söylemezlerdi Hüseyin'in şehit olduğunu ailesine. Şehit Hüseyin Ruso'nun yeğeni de artık dayısını ziyaret edebilecekleri bir mezarın olduğunu belirtti. Çok şükür bugün 55 sene sonra Tekke Bahçesi'ndeki kazılar sonucu kemiklerine ulaşıldı. Bugün de defnedildi. Çok şükür. Ebedi istirahatgahında. Bundan sonra inşallah huzur bulur. Biz de istediğimiz zaman geliriz. Yani bugün de hem burukluk var içimizde hem sevinç var. Biz de bundan sonra istediğimiz zaman gelir, dualarımızı yaparız. Kız kardeşi de annem olur. Ruso'nun öğrencilerinden Necmi Belge de öğretmen ve insan olarak Hüseyin Ruso çok farklı biriydi ifadelerini kullandı. Hüseyin abi diyeceğim. Küçük Kaymaklı kurulurken futbol takımı benim şimdi rahmetlik olan büyük abimle beraber kurmuşlardı. Daha sonra ortaokul yıllarında Bayraktar Ortaokulu'nda hocamdı ve olaylar başladığında 24 Aralık günü bizim eve geldi. B963'te bir arabası vardı. Ve şöyle oturdu, annemle helallaştı, bizimle helallaştı. Dikkat edin çocuklar dedi ve gitti. Ertesi gün şehit olduğunu duyduk.